Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Everest'in çıkarmış olduğu KM BT 843 ikisi bir arada yani klavye mouse setini inceleyeceğim. Bu klavye mouse setinin bağlantı özellikleri biraz sizin aşina olduğunuzdan farklı arkadaşlar. Neden derseniz farklı farklı opsiyonları var ister Bluetooth'la, isterseniz de kablosuz yani 2.4 GHz bandında kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sizlere ürünü de yakından göstereyim arkadaşlar. Yapısı itibariyle birazcık daha böyle ofis tarzında. Hani mesela bu aralar YouTube'da mesela işte minimalist çalışma odam diye biliyorsunuz konseptli videolar vardır. Tam onlar için uygun bir klavye mouse seti. Oyunculara biraz hitap etmeyebilir çünkü ışık görseli yok ve hatta işte mekanik ne benim farklı farklı böyle opsiyonları falan yok. DPI çok yüksek değil ama iş için veyahut da günlük kullanım için birebir Baya küçük minimalist bir ürün arkadaşlar. Ben şimdi size birazdan kutusundan çıkaracağım. Detaylı bir şekilde göstereceğim. Yani bu şekilde sadeliği seven insanlar için harika bir tasarım var. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz bluetooth'la isterseniz wireless dediğimiz yani bu 2.4 GHz bandında kullanabiliyorsunuz. Ayrıca USB ile de tak çalıştır şeklinde direkt takar takmaz yani cihazınıza bağlar bağlamaz otomatik olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mouse'un burada 1600 dpi'lik bir optik sensörü olduğundan bahsediyor. Bu arada Türkçe Q tipi bir klavye arkadaşlar ve tüm Türkçe karakter mevcut. Şimdi gelin bir klavye ile mouse'umuzu kutusundan çıkaralım. Hem bir tasarımına bakalım. Bir kullanım hissiyatını test edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle sizlere bir de kutusunu da yakından göstermek istiyorum. Çok da uzatmadan hemen cihazı kutusundan çıkaralım. Bir detaylıca inceleyelim. Burada bakın model numarası ve ayrıca teknik detaylarında olduğu bir kitapçık var arkadaşlar. Buradan kontrol edebilirsiniz. Kafanıza takılan tüm soru işaretlerini buradan giderebilirsiniz. Videoda bahsetmiştim daha küçük ve kompakt yapıda bir cihaz olduğu için arkadaşlar bayağı gördüğünüz gibi bakın 24 santim uzunluğunda bayağı kibar. Gördüğünüz gibi incelik açısından da gerçekten çok ince. Bayağı zarif bir klavye arkadaşlar. Kasası plastik. Üst tarafı şöyle metal yapıda gösteriyor ama bu da plastik arkadaşlar. Ama şöyle hafif böyle bir esner yapısı da var. Herhangi bir aydınlatması yok arkadaşlar. Yani gece kullanımda muhakkak bir ışık da almanız gerekiyor. Klavyenin herhangi bir aydınlatması mevcut değil. Şurada bakın kaydırmaz pedlerini göreceksiniz. Bu arkadaşlar hani zemine koyduğunuz şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. Klavyenin hani kaymasını gördüğünüz gibi bayağı da iyi zemine yapışıyor. Bayağı şu anda masayı sallıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi daire bir bataryası yok. Pil ile çalışan bir klavye. iki tane AA3A tipinde Pille çalışıyor. Bakalım kutudan piller de çıkacak mı? Sizle beraber açıyorum ben de. Kutudan pil çıkacak mı? Ben de bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Derken zaten hemen piller de çıktı. Şöyle bakın bu klavye için olan piller. Şöyle. Bu da galiba mouse için olması lazım. Herhangi bir dahili bataryası yok. Hem mouse'un hem de klavyenin arkadaşlar. Pille. Pillerinizin ömrü tükendi. Yeni bir pil takarak cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Mouse'a da şöyle yakından bakacak olsak arkadaşlar gördüğünüz gibi ABS sert plastikten tasarlanmış. Baya hafif bir ince bir kompak yapısı var. Yani laptop çantanıza rahatlıkla sığabilecek yapıda küçük bir mouse tasarlanmış arkadaşlar. Ekstra öyle fazla fazla makro tuşları yok. Gördüğünüz gibi sol sağ klikleri var. Şurada bir tane DPI hassasiyet tuşu var arkadaşlar. 800'den 1600'e kadar DPI aralığında gidip gelebiliyor. Ayrıca şurada bakın yukarı aşağı tekerleği de mevcut. Bu mouse'umuz arkadaşlar sadece 2.4 GHz bandında çalışıyor. Yani bu Bluetooth desteklemiyor. Bluetooth kısmı sadece klavyede mevcut. Bunda sadece arkadaşlar 2.4 GHz bağlantısını yapabilirsiniz. Yani atıyorum mesela bunu bir iPad'inize veya işte herhangi bir tabletinize bağlayabilirsiniz Bluetooth sayesinde. Ama bunu da arkadaşlar maalesef sadece 2.4 ile bağlayabiliyorsunuz tabletinizi. Ayrıca bunun 2.4 sayesinde Bluetooth olmadan hem klavye hem mouse şu şekilde set olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de sadece Bluetooth'ta harici olarak bunu bağlayabiliyorsunuz. Yani USB destekleyen bir cihazınız varsa sadece bunu kullanacaksınız. USB destekten bir cihazınız varsa da bu iki cihazı da kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde bakın kapağı şuradan açılıyor. Çok basit bir şekilde açılıyor arkadaşlar. İçinden zaten bir tane pili çıkıyor. Şöyle iki hale çalışan bir tane pil arkadaşlar. Ayrıca şurada da bakın USB adaptörünü de görebiliyorsunuz. Bu adaptörü sayesinde cihaza rahatlıkla bağlantısını sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin hem bir Windows tabanlı bilgisayarda ayrıca bir tane de iPad'de bağlantı şemalarını görelim. İkisi arasındaki bir geçişleri kontrol edelim. Bakalım kılavuzunda anlattığı kadar gerçekten başarılı mı? Bluetooth ile bağlamak istediğiniz arkadaşlar şurada bakın FN tuşuna bastıktan sonra FN şöyle 2 ve 3 tuşuna birkaç saniye basılı tutmanız gerekiyor. Şurada bakın bir mavi led yanmaya başlayacak. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt Everest KBBT 843 isminde direkt Bluetooth ismi çıkıyor arkadaşlar. Otomatik olarak hemen bağlantınız hazır oluyor. Bu şekilde bu kurulumu muhakkak atlamadan yapmanız gerekiyor. Şu anda bakın gördüğünüz gibi şöyle tekrardan ekleme yapıyorum. Bakın hemen Buradan bilgisayarıma devam geçtim. Fn tuşundan hemen başka cihaza geçtim. Gördüğünüz gibi bakın hızlı bir şekilde yazıyor. Ardından tekrar tabletime dönüyorum. Bakın yaklaşık birkaç saniye içerisinde arkadaşlar iki cihaz arasında geçiş yapabiliyor. Bu da gayet başarılı olmuş. Yani ofis gibi yerlerde çoklu cihaz kullanımında arkadaşlar gayet efektif ve hızlı bir şekilde bu klavyeyi, mouse'u kullanabiliyorsunuz klavyeli mouse'u kutusundan çıkarıp hem tasarım olsun hem de kullanım hissiyatından sizlere olabildiğince bahsetmeye çalıştım. Mesela işte içerik üretenler yani günlük olarak multimedya işleri yapanlar, veyahut da ofis tarzında sadeliği seven insanlar için gerçekten birebir bir ürün arkadaşlar. Ayrıca 2-3 farklı cihazda da kullanabilmeniz çok iyi. Yani iki farklı cihazda Bluetooth'a bağladınız. Birinde 2.4 olarak bağladınız. Arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Çoklu cihaz desteğini olması çok daha kullanışlı bir hale getirmiş bu cihazı. Ayrıca cihazı satın almak isterseniz ben aşağıda bir link bıraktım. Buradan sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu incelemenin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.